HavaKent bilimin yanında. OpenAI. Sen yavaştan kalk istersen. Evet, büyüğün geldi de. Biraz saygı lütfen. Çok acayip şeyler oluyor. Durun, bakın. Önce şu örneklere bir bakın. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice. Based on their design, which of these would go faster? The car on the right would be faster. It is more aerodynamic. What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. Neyi fark ettiniz? ChatGPT kullandıysanız ondan farklı neler gördünüz? Evet, ChatGPT insan gibi yazabiliyor, insan dilini çok iyi taklit edebiliyordu. Ama bir sıkıntı vardı. ChatGPT ya da GPT-4 biraz yaratıcılıktan sınıfta kalıyordu, değil mi? Var olan şeyleri birbirine karıştırıp veya elindeki verileri güzelce önümüze serip bir yaratıcılık illüzyonu yaratıyordu ama yok. Biraz zorladığınızda, özellikle çok da karmaşık olmasına gerek yok, çok basit, analitik bir soru sorduğunuzda en basit haliyle saçmalıyordu. En önemlisi ChatGPT ile sadece konuşabiliyordunuz. Yazı ile iletişim kurabiliyordunuz. Şimdi, gerçek bir yapay zekadan bahsedeceksek, insanı geride bırakacak, onun yerine geçecek filan. Çok karmaşık düşünmenize gerek yok. Kendinizi düşünün, iletişim biçiminizi. Ne kadarı sadece sözle veya yazıyla geçiyor? En basit iletişimde bile sözü, yazıyı destekleyecek yığınla şey kullanırsınız. Gösterirsiniz mesela, işaret edersiniz. Vücut dili kullanırsınız. Duyar, konuşur, koklar ve hatta dokunursunuz. Hayalimizdeki yapay zekadan da bunu bekliyoruz, değil mi? Heh, işte hoş geldiniz. Yavaştan oraya geliyoruz gibi. İşte tam da bunu anlatıyordum bu hafta sonu yayınlayacağım videoda. Önce OpenAI'den bahsedecektim. Sonra Q-Star denen projeden. OpenAI'ın yanlışlıkla sızdırdığı, CEO'su Sam Altman'ın kovulmasına neden olan projeden. Bu projeyi gören en başta OpenAI'ın asıl beyinlerinden birisi Ilya Sutskever olmak üzere çalışanlar ve araştırmacılar hemen bu projeyi durdurun. Bunu yayınlamak için çok erken, çok riskli diye uyarmışlar. Sam Altman bunu çok da dinlememiş ve en nihayetinde kovulmuştu. Sonra geri gelmişti filan ama oradaki entrikaları konuşacağız. Ama işte tüm bunlara neden olan şeyin bir versiyonu. Durdurun bunu. Henüz erken denen şeyin benzer ve belki de daha üstün bir versiyonu bugün karşımızda. Google Gemini. Bunu birçok anlamda bir çağın başlangıcı olarak düşünebilirsiniz. Gemini'yi bir konuşalım o yüzden. Nereden geldiğini, nereye gideceğini, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Google'ın bu hamlesi neden çok önemli biliyor musunuz? Çünkü Google olduğu için. Şimdi OpenAI falan piyasaya çok iyi bir giriş yaptı. Ve gerçekten de şu 5 büyük şirket var ya, onların arasına girmiş durumda. Belki de bazılarını geride bırakacak durumda. Fakat bu tür çalışmalarda deneyim, bilgi birikim, geçmiş çok önemlidir. Ve Google zaten var olan hakimiyetini 2014 yılında DeepMind'ı satın alarak en tepeye oturtmuştu. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlayan DeepMind da çok kısa sürede inanılmaz işler yapmıştı. Bunlardan en önemlisi ise AlphaGo denen bir oyun algoritmasıydı. 2015 yılında çıkardıkları bu bir tür derin öğrenme algoritması, kullandığı sinir ağı ve getirdiği yaklaşım ile 5 maçta dünyanın en iyi Go oyuncusu Lee Sedol'u alt etmeyi başarmıştı. Hele ikinci oyunda yaptığı bir hamle var ki, ünlü hamlesi. İşte bu hamle çok şeyin habercisiydi. Asıl devrimsel olan bu algoritmanın çalışma mantığıydı. AlphaGo ve buna dayanan AlphaZero daha sonrasında kendi kendine öğrenen bir algoritmaydı. Pekiştirmeli öğrenmeyle. Yani doğru hamlede kendini ödüllendirerek, yanlış hamlede bir anlamda cezalandırarak öğrenmeyi sağlayan bir makine öğrenmesi yaklaşımı kullanarak öğrenen ve çok kısa sürede kendi kendine milyonlarca oyun oynayarak herhangi bir oyunda insanı geride bırakabilecek bir sistemdi bu. Ki bu sayede Go, satranç ve sonrasında video oyunlarında insanı tamamen geride bırakmayı başarmıştı. Daha da önemlisi bu yazılım önceden programlanmıyordu. Bizim gibi tecrübeden öğreniyordu. Bu işte yıllar sonra yazılacak tarih kitaplarında bir çağın başlangıcı olarak görülecek bir gelişmedir. Bununla ilgili ben de 2019'da bir video hazırlamıştım ve bugüne hızlı bir sıçrama yaparsak. AlphaGo ve benzeri yaklaşımlarla ilgili çalışmalar devam ederken OpenAI çıktı sahneye. Çok farklı bir yapıyla hem de. Bu tip pekiştirmeli öğrenme yaklaşımından farklı bir şekilde Large Language Model, yani büyük dil modeli denen bir yaklaşımı kullanarak devasa miktarda veriyi analiz eden ve en nihayetinde insan dilini anlayıp insanı şaşırtıcı derecede iyi bir şekilde taklit edebilen bir şey sundu bize
ChatGPT ile. Ortalık karıştı tabii. Aynı bizim gibiydi. Bizim gibi konuşuyor. Aynı bizim gibi yazabiliyor. Şiir falan yazıyor. Dolly ile resim falan yapabiliyordu. Tamam dedik. Budur. Yapay zeka geldi. Hatta ben de ilk bununla ilgili yaptığım videoda böyle düşünmüştüm. İlk heyecanla. Herkes gibi. Yapay zeka geldi demiştim. Ama öyle değilmiş. ChatGPT, özellikle GPT-4 inanılmaz başarılı bir model olsa da bir yapay zeka olmaktan uzakmış aslında. İyi bir taklitçiden öteye gidemeyecek bir şeymiş. Çok basit ilişkileri bile kuramayan, sık sık yanlış cevap veren veya alakasız bağlantılar kurmaya çalışan bir şey olduğunu deneyimledikçe de anladık aslında. Yanlış anlaşılmasın, belirli görevlerde hala çok çok başarılı ki ben de sık sık kullanıyorum. Ama yapay zeka devrimi için bizim başka bir şeye ihtiyacımız vardı. AlphaGo'nun düşünce sistemine. Matematiksel, analitik düşünebilen bir şey. Daha önce hiç düşünülmemiş bir şeyi düşünebilecek. Daha önce hiç sorulmamış bir soruyu sorup hiç verilmemiş bir cevabı verebilecek bir şey. İnsan literatürünün dışında düşünebilen bir şey. En başından beri bu alanda insanı heyecanlandıran şey de bu zaten. Bir yaratıcı zeka. Ve işte Google Gemini ile bunun tohumlarını atmış durumda. Çünkü Gemini, Google CEO'su Sundar Pichai'nin de söylediği gibi AlphaGo gibi sistemlerin gücü ve genetiğiyle büyük dil modellerinin bir kombinasyonudur. İşte bu kombinasyon, bu birliktelik tanıtım videosunda da gördüğümüz şu örnekleri ortaya çıkarıyor. Dikkat edin, herhangi bir komut, herhangi bir prompt verilmiyor burada. Kendisi gördüğünü anlayabiliyor, yorumlayabiliyor. Bundan bir sonuç ortaya çıkarabiliyor. Ya da bu örnekte gördüğümüz karma karışık bir grafiği analiz edip, anlayıp, yorumlayıp doğru şekilde düzenleyebiliyor ve hatta bunu kod olarak da size sunabiliyor. Daha da önemlisi, birçok testte, özellikle matematiksel ve analitik düşünme içeren testlerde GPT-4'ü uzak ara geride bırakan bir şeyden bahsediyoruz. Bunun yanında bilimsel literatürü tarayabilen, binlerce makale arasından sizin ihtiyacınız olan detayları, ilgili detayları bulup size getirebilen bir şey. Ya da isterseniz çözdüğünüz soruları gösterip, hangi soruların doğru, hangilerinin yanlış olduğunu ve neden yanlış olduğunu, neden doğru olduğunu sorabilirsiniz. Ve size mantık yürüterek cevap verebilir. Yani teknik detaylarına şimdilik çok girmeden, ama gireceğiz merak etmeyin. İnsan gibi düşünebilen, mantık yürütebilen, problemi parçalara bölüp, konuya hakim bir şekilde yaratıcı cevaplar verebilen, görebilen, duyabilen, gördüğünü anlayabilen, yorumlayabilen bir şey Gemini. Gördüklerinden, duyduklarından öğrenen, neyin yanlış neyin doğru olduğunu kendince tartabilen, bunun için kendi içinde bir geri bildirim mekanizması bulunan bir şeyden bahsediyoruz. Bunun için de bahsettiğimiz pekiştirmeli öğrenmeye ek olarak insanın karar verme sürecini çok yakından andıran Tree Search adı verilen bir yöntem kullanıyor. Elindeki verilere bu yöntem ile yaklaşan bir yapay zeka algoritması bir karar vermeden önce birçok olasılığı, farklı alternatifleri ve rotaları değerlendirerek en iyi alternatifi kendisi bulabiliyor. Yani aslında bahsettiğimiz gibi analitik düşünmekten bahsediyoruz. Bunun en çılgın göstergelerinden biri yine AlphaGo'da ortaya çıkmıştı. Algoritmanın analiz edebildiği ve uygulayabileceği hamle sayısı kaçtı biliyor musunuz? Evrendeki atom sayısından daha fazla. Anlayabiliyorsunuz değil mi? İşte evet, Gemini, ChatGPT falan konuşuyoruz. Araçlarını kullanıyoruz. Konuşacağız. Birazdan Gemini ile ilgili genel geçer bilgileri de vereceğim size. Ama ben özünü yakalamanızı istiyorum. Bizi bekleyen olasılıkları görmek, bunları konuşmak, buna hazır olmak çok önemli. Gemini'den kısaca bahsetmek gerekirse, en önemli özelliği hem yazı, hem video, hem görsel, hem de ses gibi modelleri ayrı ayrı işlemektense, bu şekilde farklı tüm verileri aynı şekilde anlayabilecek, yorumlayabilecek durumda. Hem video gösterebilecek, hem konuşabilecek, hem de yazabileceksiniz. Gelecekte ise buna dokunmayı da entegre edecekler gibi görünüyor. Ama ona biraz daha var. Gemini ise ilk etapta 3 farklı model olarak çıkacak. Nano, Pro ve Ultra şeklinde. Nano daha çok internet bağlantısına da ihtiyaç duymadan mobil cihazlarda kullanabileceğiniz daha kompakt bir model olacak. Pro ise daha zorlu uygulamalar için geliştirildi. Ultra versiyonu ise Gemini ailesinin asıl bombası olacak ki bu videoda bahsettiklerimizi Ultra'da görebileceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle kurumlar ve geliştiriciler bu özelliklerin bazılarına ulaşabilecek. Ve özellikle Ultra daha çok önümüzdeki yılın başında hayata geçecek gibi görünüyor. En nihayetinde alışık olduğumuz Google aramada yapay zeka destekli olacak gibi görünüyor. Ancak bunu hemen yapmayacaklar anladığım kadarıyla. Arama motoru Google'ın hala en değerli varlığı. Bunu mükemmel hale getirmeden bu entegrasyonu yapmayacaklardır. Ancak o da gerçekleştiğinde yepyeni bir arama
deneyimi bizi bekliyor. Ama burada önemli bir şey var. Google bu duyuruyu biraz aceleye getirmiş görünüyor. Çünkü OpenAI da buna çok benzer bir şey üzerinde çalışıyor. Q-Star dediğimiz şey. Büyük ihtimalle Google burada üstünlüğü ele geçirme hevesinde. Da zorlanmayabilir bu durumda. Fakat Q-Star'ı da hiç yabana atmamak lazım. GPT-5'i de hızlandırabilir OpenAI bu gidişle. Yani farkındasınız değil mi? Bir güç savaşı. Birileri bir yerlerde bir üstünlük savaşı veriyor. Ve bunun etkileri ve yansımaları düşündüğümüzden çok daha geniş olacak. Ben buna yeni dünya düzeni diyorum. Sadece ben demiyorum elbette. Birçok alanla, birçok uzman bu konuda hemfikir. Bazı dengeler değişiyor ve biz buna pek de hazır değiliz gibi. Çok geç olmadan bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız peki? Onu da birlikte bu yolculukta buluruz diye ümit ediyorum. Fikir kardeşliği yaparak, güçlerimizi birleştirerek bu yeni düzene hazırlanmak durumundayız. Bu videoyu sıcağı sıcağına hazırladım. Ve aslında bu videoya ve burada bahsettiklerime daha derinlemesine bakacağımız videoları da hazırlıyordum bir taraftan. Ama işte Gemini duyurusu dün alelacele yapıldığında hemen bu konuda bir video hazırlamak istedim. O yüzden burada bahsettiğim ve biraz havada kalan bazı konuları, özellikle OpenAI'yi, Q-Star'ı ve bu yeni dünya düzeninin tam olarak ne olduğunu konuşacağımız videolarda sırada geliyor. Takipte kalmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. HavaKent sundu.